Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Temmuz 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, Temmuz ayı sizin için hareketli, sosyal alanlarda keyif alacağınız, romantik konularda da bazı fırsatlarla karşılaşabileceğiniz önemli bir ay. Konu başlıklarına kısaca bir bakalım. 3 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. 17 Temmuz'da Yengeç Burcu'nda yeni ay doğuyor. Merkür ayın 10'una kadar Yengeç Burcu'nda, daha sonra Aslan Burcu'na geçecek. Mars ayın 11'inden sonra Başak Burcu'na geçiyor. Ve ay boyunca Venüs Aslan Burcu'nda 23'ünden itibaren retro harekete başlayacak. Şimdi bunlar ne demek? Detaylara bakalım. 3 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda sizin için keyifli bir Dolunay meydana geliyor sevgili Başaklar. 5. evinizde meydana gelecek olan bu dolunay romantik konularda önemli etkiler getirebilir. Aşık olabilirsiniz. Süregelen bir ilişkinizde belki birlikteliğinizin daha keyifli olduğu bir sürece yönelebilirsiniz. Evliyseniz çocuk sahibi olmak gibi bir konunuz gündeme gelebilir. Hamilelik, doğum, çocuğunuz varsa çocuklarla ilgili etkilerin de çok öne çıktığı bir dolunay bu. Çocuklar, çocukların eğitimiyle ilgili kararlarınız olabilir. Çocuklarla ilgili belki sizi mutlu edecek hayatınızda gelişmeler olabilir. Sevdiklerinizle birlikte güzel etkinliklere katılabilirsiniz. Davetler olabilir, kutlamalar olabilir, seyahatler, tatiller olabilir. Tüm bunları aslında bu Oğlak Dolunay'ı gündeme getiriyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 11 derece ve yakınlarındaysa bu bahsettiğim etkileri çok daha olumlu alabilirsiniz. Öncü burçlarda Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak burçlarında gezegenleriniz bulunuyorsa yine Dolunay'ın sizin için tesirleri artacaktır. Evet, yönetici gezegeniniz Merkür ayın 10'una kadar Yengeç Burcu'nda. Bu dönem biraz daha sizi duygusal anlamda arkadaşlarınıza, işte sosyal alanlara daha fazla yöneltecektir. Yakın ilişkiler kurabilirsiniz. Uzun süredir görüşmediğiniz kişilerle görüşebilirsiniz. Ayın 10'undan sonra Merkür Aslan'a geçecek. Ay boyunca Venüs Aslan Burcu'nda. Mars ayın ilk 10 gününde yine Aslan Burcu'nda, 12. evinizde yoğun bir hareket var. 12. ev aslında biraz geri planda olan konularla ilgilidir. Yani çok da sizin görmediğiniz, bilmediğiniz konularla ilgilidir. Bu ay mesela gizli hayranlarınız çok ortaya çıkabilir. Yani gizli hayranlarınızı keşfedebilirsiniz. Ya da bu ay sanatsal anlamda, yaratıcı çalışmalar anlamında size özel bazı tesirler de getirebilir. Maneviyata ve ruhsal konulara yönelebileceğiniz de bir ay. Bununla ilgili arayışlarınız olabilir. İşte bazı ortamlara, grup etkinliklerine katılabilirsiniz ya da bazı terapilere, bilinçdışı çalışmalarına yönelebilirsiniz. Yani kendinizi keşfedebileceğiniz, yeteneklerinizi değerlendirebileceğiniz, hem maneviyatın hem sanatsal etkilerinde güçlü olduğu bir aydasınız. Ayın 11'inden sonra Mars Başak Burcu'na geçecek. Evet, bu enerjinizi biraz daha değiştirecek. 11'inden sonra Mars'ın burcunuza geçmesiyle beraber fiziksel anlamda daha böyle bir cesur, daha atak, daha çalışkan hale gelebilirsiniz. Kendinizi ifade etme, gerçekleştirme anlamında, hayatınızda sorumluluk alma anlamında daha fazla efor sarf etmeye başlayacaksınız. Fiziksel enerjinizin güçlenmesi zaman zaman sizi biraz zorlayabilir. Yani agresif olabilirsiniz, daha fazla böyle bir stres üretebilirsiniz, huzursuz olabilirsiniz. Özellikle ayın 20'si gibi, 19'u, 20'si, 21'i Mars-Satürn karşıtlığı olduğunda bu sizi zorlayabilir. İlişkilerde eleştirel olmanız, daha fazla böyle kontrolcü olmanız yıpratıcı olabilir. Lütfen eşinizle ilişkilere, işte ortağınızla, yakın arkadaşınızla ya da çalıştığınız kişilerle ilişkilere dikkat edin. Mars-Satürn karşıtlığı burada biraz yıpratıcı olabilir. Sağlık konularında da hassasiyetleriniz artabilir. Kas ağrıları, eklem ağrıları, bazı böyle belki sakarlıklar olabilir. Hani kazaları açık olabilirsiniz. Ayın 19'u, 20, 21'i gibi dikkat etmekte fayda var. Bağışıklık sisteminiz zayıflayabilir. Sindirim sistemi, sinir sistemi problemleri. Buralarda hassas olabileceğiniz zamanlar temkinli olmanızı özellikle öneriyorum sevgili Başaklar. Ayın 17'sinde Yengeç Burcu'nda yeni ay doğacak. Her yeni ay tabii ki yeni olasılıkları, yeni gündemleri hayatımıza taşıyor. 11. ev yeni ayı sosyalleşme anlamında güzel bir yeni ay. Yeni tanışmalar, yeni arkadaşlıklar, gireceğiniz yeni çevreler söz konusu. Bu işle de ilgili olabilir,
özel arkadaşlıklarla da ilgili olabilir. Arkadaşlarınızla daha fazla bir arada olmanız, işte bazı böyle ekip halinde, grup halinde faaliyetler içerisinde olmanız mümkün. Bu bir tatil organizasyonu, bir yolculuk, seyahat de olabilir. Keyifli bir toplantı olabilir. Davetlere katılabilirsiniz. Bir evlilik törenine, bir düğüne katılmanız, kutlamalar içerisinde olmanız mümkün görünüyor. Tabii ki işle ilgili bir proje de karşınıza çıkabilir. Çünkü burası sizin hedefler, gelecekle ilgili projeler alanınız ve buradaki bir yeni ay size yeni kapılar açabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuzla yükselen burcunuz 24 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ay size daha olumlu tesirler getirecektir, fırsatlar getirecektir. Öncü burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa yeni ayın tesirleri artabilir, çok daha etkili olabilir. Evet, ve ay boyunca Venüs Aslan'da ve 23'ünden itibaren retro başlıyor. Çünkü 1,5 yılda bir biliyorsunuz Venüs'ü gerilemesi yaşarız. Yaklaşık 40 gün sürer. 23 Temmuz'la 5 Eylül arasında Venüs gerilemesi olacak. Bu dönem 12. evinizde olacak. Biraz nostaljik, zaman zaman karmik, böyle çok ruhsal etkiler getirebilir. Gizli hayranlar, gizli ilişkiler, işte bilinçaltınızda bastırdığınız bazı böyle duygusal konular bu dönemde kendini hatırlatabilir. Rüyalarınız bile çok aktifleşebilir. Yani belki de rüyalarınız bir terapi gibi size etki edebilir. Yani sizin için böyle geçmişteki bir konunun rüyalarla kendini hatırlatması, hani oradaki enerjinin bu şekilde dönüştürülmesi mümkündür. Bu dönemde iş konularında çok radikal kararlar vermemeye çalışın. İşte ilişkilerle ilgili alanlarda özellikle hani daha gizli olan, gizlemek istediğiniz bazı konular varsa bunlara temkinli yaklaşmakta fayda var. Para konularında da çok radikal kararlar almamakta fayda var sevgili Başaklar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Başak Burcu, Zodyağın 6. burcudur. Merkür tarafından yönetilen Başak, toprak elementinin değişken niteliklerini taşır. Başak Burcu'ndan doğan kişilerin en büyük özelliği, pratik zekalı, çalışkan ve düzenli olmalarıdır. Onlar ayrıntıları inceleyerek detaylı ve becerikli bir şekilde çalışabilirler. Merkür yönettiği için bilgi onlar için çok önemlidir. Gerek özel hayatlarında, gerek iş hayatlarında düzen de her zaman çok önemli olacaktır. Analitik bir zekaları vardır. Genellikle ince eleyip sık düşünür ve mantıklı karar verirler. Dışarıdan görünüşleri ciddi ve soğuk olabilir. Çok titiz olmaları temizlik ve sağlık takıntısı da yaratabilir. Maddenin önemine inanırlar. Maddi konularda tutumlu olduklarından paralarını biriktirerek yatırımlarda kullanırlar. İlişkilerinde çok duygusal değil, mantıklı hareket ederler. Entelektüel oldukları için konuşmayı severler ancak sosyal ortamlarda çoğu zaman biraz daha çekimser olabilirler. Başak Burcu, sabırlı, ağırbaşlı, tutucu ve geleneklere bağlı yapısıyla iş ve hizmet sektörünün de aranılan, güvenilen kişileridir.